Diyelim ki elimize bir kap dolusu su var. Hemen kabımızı çizelim. Bu yan tarafı, bu da tabanı, bu da diğer tarafı olsun. Evet, kabımız hazır. İçine su değil de bir sıvı olsun diyelim. Su olmak zorunda değil, herhangi bir sıvı olabilir. Tabii su da olabilir, çok önemli değil. Bu da sıvının yüzeyi. Sıvı içindeki bir noktadaki basıncın suyun derinliği ile orantılı olduğunu söylemiştik. İlerlemeden önce bir noktaya değinmek istiyorum. Daha önce de bahsettim aslında basınç aşağıya doğru ve yalnızca bir yöne doğru değil. Her yönden birden etkileniyor. Derinlik basıncın büyüklüğünü etkiliyor demiştik. Şöyle ki basınç yukarı yönde bile etkili oluyor. Şöyle düşünelim. Burada sabit bir sistemden bahsediyoruz. Yani kaptaki sıvımız durgun. Bakın burada sabit bir nesne bile düşünebilirsiniz. Bu ne demek? Her yönde kuvvetler birbirine eşit olmalı. Mesela bir su molekülünü ele alalım. Bu köşeye bir tane su molekülü çizeyim. Molekülün şekli halka gibi olsun. Eğer bir yöndeki basınç diğerinden farklı olsaydı, örneğin yukarıdan gelen basınç aşağıdakinden farklı olsaydı, molekül aşağı doğru ivmelenirdi. Molekülün yüzeyindeki ve altındaki kuvvetler birbirine eşit olmadığı için molekül aşağı doğru ivmelenirdi. Basınç derinlikle ilişkili olarak değişse bile her yönde etkilidir. Bunu unutmayalım. Şimdi gelin Arşimet prensibi hakkında konuşalım. Bir küpü bu sıvıya batırdım diye düşünelim. Küpü dışarıda şuraya da çizeyim. Bu küpün kenarlarının her birine d diyelim. Biz bu küpe sıvı tarafından uygulanan net kuvveti ölçmek istiyoruz. İlk olarak bu küpe farklı noktalarından uygulanan basıncı hesaplayalım. Küpün kenarlarındaki yatay olarak aldığımız noktalarındaki basıncın eşit olduğunu biliyoruz. Yani buralardaki basınç eşit olduğu için birbirini nötrleyecek. Fakat derinlikte basıncın değiştiğini bildiğimizden bu noktadaki basınç şu noktadaki basınçtan fazla olacak diyebiliriz. Ama ne kadar farklı onu bilmiyoruz. Bakın bu nokta daha derinde yer alıyor. Küpün üst yüzeyindeki basınç P'ye olsun. PT de tabandaki basınç diyelim. Peki küpümüze etki eden net kuvvet ne olacak? Net kuvveti FN olarak gösteriyoruz ve net kuvvet bir nesneye yukarı doğru etkiyen kuvvete eşit. Bakalım bizim küpümüze hangi kuvvet etki ediyor? Buradaki tabandaki basınç küpümüze yukarı doğru bir basınç uyguluyor. Yazalım. Tabandaki basınç PT çarpı tabanın yüzey alanı. Küpümüzün taban alanını nasıl hesaplıyoruz? D kare, değil mi? Kenarların uzunluğuna D demiştik hatırlıyorsanız. Eksi diyoruz. Çünkü tabandaki basınç yüzeydekinden daha büyük. Küpe etkiyen net kuvveti hesapladığımız için büyük olan tabandaki basınçtan küçük olan yüzeydeki basıncı çıkarıyoruz. Bir de bu kuvvetin yukarı yönlü olduğunu da biliyoruz. O yüzden eksiği rahatlıkla buraya yazabiliriz. Küpün yüzeyindeki basınç P'ye çarpı yine üst tarafın yüzey alanı. Yani D kare değil mi? D kareleri birleştirelim işimizi biraz kolaylaştıralım. Öyleyse net kuvvet tabandaki basınç eksi yüzeydeki basınç çarpı küpün bir yüzeyinin alanına eşit oldu. Küpün bir kenarı D olduğu için bunun karesini aldığımızda bir yüzün alanını bulabileceğiz. Şimdi bu değerleri hesaplayalım. Bu küpün H kadar derinde olduğunu düşünelim. Haş burası olabilir. Küpün üst yüzeyindeki basınç kaç? Yüzeydeki basınç P'ye sıvı yoğunluğu çarpı H kadar derinlik çarpı yer çekimi sabitidir. Tabandaki basınç neye eşit? Pt eşittir. Sıvının yoğunluğun çarpı derinlik h artı d çarpı yer çekimi sabitine eşittir. Bu iki eşitliği net kuvvet denklemine yerleştirelim. Farklı bir renkle devam ediyorum. Net kuvvet eşittir. Tabandaki basınç ki onu şuraya yazmıştık. P'yi içeri dağıtıp g ile çarpıyorum. İşlemleri biraz daha kolaylaştırmak adına PHG artı DPG bu tabandaki basınçtı. Eksi yüzeydeki basınç PHG parantezi kapatınca D'nin karesiyle çarpımına eşit. PHG'ler birbirini götürüyor. Kalanlar da net kuvvete eşit oluyor. Net kuvvet DPG çarpı D kareye eşit oluyor. Ya da D'nin küpü çarpı sıvının hacmi çarpı yerçekimi kuvveti. Şimdi size bir soru soracağım. D'nin küpü aslında bu küpün hacmi değil mi? D küp başka neye eşit? Bakın, bu aynı zamanda yeri değişen suyun hacmi değil mi? Eğer bu küpü suya atarsam ve küp tamamen batarsa, bu arada küpün tamamen boş olduğunu varsayıyoruz. Küpe yer açmak için bir bu kadar sıvı ya yükselecek ya da dışarı çıkacaktır. İşte küpün hacmi bu yer değişen sıvının hacmine eşittir bu sıvının yoğunluğu bu da yer çekimi sabiti öyleyse denklemin son hali ne oldu hacim çarpı yoğunluk küpün kütlesine eşit oldu net kuvvet ayrıca yer değiştiren sıvının kütlesi çarpı yer çekimi sabitine de eşit oldu ya da şöyle de diyebiliriz kütle çarpı yer çekimi dolayısıyla net kuvvet e, bu da yer değiştiren sıvının ağırlığına eşit buraya da yazalım yer değiştiren sıvının ağırlığı. Gördüğünüz gibi bu konu çok ilginç. Yani bir cismi sıvıya batırdığımızda suya uygulanan net kuvvet aslında yeri değişen sıvının ağırlığına eşit. Buna Arşimet prensibi diyoruz. Tabandaki basıncın yüzeyindeki basınçtan büyük olmasından dolayı yukarıya doğru etkiyen kuvvete de kaldırma kuvveti deniliyor. Bu kuvvet cismi yüzdürür bu noktada biraz düşünmenizi istiyorum. Bir dahaki videoda bu bilgileri kullanarak yeni konulardan konuşacağız.